Burası Yeni Doğan. Eski adıyla delikanlıların, kabadayların olduğu bir mekan. Daha sonra da işte esrarcıların, efendime söyleyeyim, torbacıların çok olduğu bir bölge oldu ama onun için de devlet buraya öyle işte esrar evini sattıkları için şu anki vaziyete bir gece kondular ilkte sağ tarafta TOKİ yaptı. Bu vaziyette yani eski kültürümüz gitti. Bu evleri mi TOKİ yaptı? Evet, devlet buraya eski hali gördüğünüz gibi Yeni Doğan burası. Yeni Doğan'ın eskiden işte buralarda böyle bizim atalarımız, dedelerimiz Erzurum, Erzincan, doğudan gelen, batıdan gelen İç Anadolu'nun fakir yerlerinde. Girmiyoruz mu içeri? Yok. Buralar meydan. Burası tam meydanı şu anda. Burada yeni hali TOKİ'nin yaptığı işte gördüğünüz gibi bak evler. Burası. Burada şu anda Yeni Doğan'dan Çinçin'e giden yol. Yine burada bizim eski atadedelerimizin yaşadığı güzel kültürümüz ama tabi buraları ister istemez devlet burayı yıktı. Yani yıktı derken işte buradaki bizim bu esrar eroin satan torbacılar, morbacılar buralarda gizleniyorlardı. Polis burada zorlanıyordu. Karşıyı gösterir misin? Evet. Karşısında Hıdırlık Tepe. Şimdi oraya... Hıdırlık Tepe dediğin yer orası. Evet. Meşhur Hıdırlık Tepe oraya. Şimdi belediye herhalde farklı bir yerler yapmayı düşünüyor. Öyle işte. Burada Çinçin. Eski Dörtgöl'e doğru gidiyoruz. Çinçin'den Eski Dörtgöl'e. Yeni Doğan'dan Eski Dörtgöl'e doğru gidiyoruz. Eski Dörtgöl'de Çinçin'in üst tarafı. Bilenler bilir. Bilmeyenler de öğrenir. Şu anda dört yola girmek vaziyette. Buradakiler hala böyle eskiden kalma insanlarımız çekebiliriz şöyle. Böyle kahveleri. Abi Suriyeliler var, Tatlıcılar var işte böyle gariban insanlar. Tarafından geldik değil mi evet, şimdi? Evet evet. Yeni Doğan'dan, Doğan'dan baştan. Çocukla bir iki kere Gülen Deren'e geçtim. Burası Eski Dörtgöl'ün olduğu yer. Ha, Türk bloklara mı geçiyorsun? Hayır hayır. Burası Eski Dörtgöl. Yani Çinçin yukarısı Eski Dörtgöl. Burası da öyle. Dörtgöl dedikleri orası işte. Ha, Dörtgöl. Burası Dörtgöl. Burası da yine dediğim gibi TOKİ'nin yeni yapmış olduğu bloklar. Burada Çinçin, Yeni Doğan işte eski binaları. Eski vaziyetleri böyleydi. Evet. Böyleydi. Dört yolu. Burası da normal Çinçin. Çinçin'in meşhur dört yolu da burası. Eski dört yolu, yeni dört yolu burası da. Burası. Burası. Buralar da güzel. Evet. Burası dört yol işte. Burada Nuray yengemin babasının evi, amcamızın evi. Bak gösterip Tarık görürsün. Kahve. Kahvenin üstü bayrağın asılı olduğu yer. Tamam mı? Bayrağın asılı olduğu yer Nuray yengeminin evi. Şurası Zabit amcamın evi bak. Öyle mi? Tabii. Burası. Hala onlar mı? Hala onlar. Ben Nuray yengeyle buradan geçtim. Ben Çinçinliyim bir ol dedi. Hatırladım. Çinçinli kızları var. He? Burada benim dedem bile, Aziz amcam bile oturduğu taş ocaklarına gidiyor. İstersen seni oraya da bir götüreyim. Götür götür. Benim dedemin, amcalarımın yaşadığı yer, Çinçinli ocaklarında yer burası. Çinçinli ocakları bak. Eski bizim Erzincanlıların senin halanın da, halanın evi de şu
Yapma ya. Tabii. Ben bulamadım o kadar geldi. Ben de halanın evi bu caddenin üzerindeydi. Yapma. Bak benim dedem gün, Aziz amcam gün şurada işte buraydı şu. Ben aradım aradım bulamadım. Ya. Burası benim. Demek geldi şu an. Ahtiyar. Şurası dedem günün yaşadığı yer. Burası. Tamam mı baba? Şu oymakta belki mübahil olmaz da 20-30 hane falan ev var. Daha fazla diyebilirim. Gülender Halagil'in evi de buradan şu caddenin üzerinde bir yerdeydi babacığım. Yani tabii binalar yapıldığı için şunu gözükmüyor ama şurada bir yerdeydi. He. Tamam mı? Okey. Durum böyle. Sen sayende de görüp geldim. Yani ben iyi bir... Demek, demek şuradan gelsem orası evet, doğru. He. Tabii çıkaramadım hangisi yer, hangi şey. Burada öyle işte. Buradan da şimdi tekrar... Geldik. Şuraya çıkıyor. Bu da bizim mahalledeki eve benim. Tamam dur o zaman kapatıyorum. Burası bizim tapu dairesi orası değil mi? Tamam. Tamam şimdi oraya gidiyoruz. Bir de böyle bir çekeyim. Çin çin. Güzel bir tur oldu. Teşekkür ederim Hüseyin abi. Boşaldı işte mama sonbahar geldi.